dinleyicimiz diyor ki herkesten teveccüh istenirim. Teveccüh ne demek? Efendim teveccüh bir kimsenin ona nazar etmesi, onu düşünmesi ve ona dua etmesidir. Esas teveccüh peygamberlerden aleyhissalatü vesselam, sonra ashab-ı kiram, tabi'in, tebe-i tabi'in ve peygamber efendimizin aleyhissalatü vesselam varisi olan hakiki İslam alimlerinin, evliya-i kiramın teveccühüdür. Çünkü onlar dünyalık olarak teveccüh etmez. Yani bakmaz, düşünmez. Onlar düşündüğü zaman ahiretini düşünürler. Peki efendim herkesin himmeti, herkesin teveccühü. Tabii herkesin himmeti ve teveccühü var. Birisi senin malına bakar, birisi cemaline bakar, birisi de ahiretine bakar. Dost başa düşman ayağa bakar. Evet, aynen öyle. Dolayısıyla herkesin himmeti var mı? Tabii birisi Allah-u Teala'nın rızası için bütün kendisine verilen hususiyetleri, özellikleri, kabiliyetleri o noktaya tevcih eder, yöneltir. Birisi de işte ben meşhur olayım, işte çok para kazanayım, zengin olayım veyahut da amir olayım, müdür olayım, herkese emredeyim. Himmetini yani gayretini Cenab-ı Hakk'ın kendisine vermiş olduğu o kuvvetleri, gücü o noktaya toplar. Mesela bugün Japonlar putperest olduğu halde adam oturuyor mesela, himmetini nereye yapıyor? Ufacık bir aletin içerisinde işte sayfalarca kitabın aynı şekilde alabileceği küçük hafızalar yapıyor. Değil mi? Oraya odaklanıyor. Oraya odaklanıyor. Yani bütün kabiliyetini o noktaya yüklüyor ve Cenab-ı Hak da yaratıyor mu? Evet, yaratıyor.